Şimdi Avrupa'da yoksunuz. Takımınızda iyi performans aldığınız gençleriniz var. Tabii ki onları tutmak en karlı iş. Bir de yabancı yerli dengesini düşünecek olursak. Rıdvan Ersin, bu oyunculardan bahsediyorum. Valerian İsmail'in Can'la ilgili de olumlu düşüncesi var gibi görünüyor. Nevzat, seninle başlayayım. Yani genç oyuncular tabii ki bir onlar için bir fırsat hem de bir kulüp politikası olabilir. De burada Çebi de açıklamasında transferde çok açılmayacaklarını, geçen seneki gibi transferler, yani geçtiğimiz sezonki gibi transferler olmayacağını söyledi zaten. Hedefler doğrultusunda. söyledim. Ya yani bir fırsat olur ya, krizler bazen fırsata dönüştürülebilir. Bu eğer krizse şu an içinde bulunduğunuz ortam. Evet, bunun adı kriz ama bunu fırsata dönüştürebilecek bence Beşiktaş'ı diğerlerinden ayıran, yani rekabet içerisinde olduğu kulüplerden ayıran bir fark var. Beşiktaş'ın altyapısından oyuncu geliyor. Bu belki kısa vadede istediğiniz sonuçlar olmayabilir ama orta ve uzun vadede Beşiktaş'ın fark yaratacağı bir alan. Ya da bir fark. Ciddi bir fark. Dolayısıyla ben Beşiktaş'ın bu konuda şanslı olduğunu düşünüyorum. Emirhan, hakikaten bayılıyorum. Keşke Nelson'a onu da sorsaydım. Tanıyordur muhtemelen. Tanım, onu hiç tanımıyordum. Tanıyordur. Ama Emirhan da daha farklı bir potansiyel görüyorum. Arda ile ilgili kaygılarım var. Arda çok üst düzey, yetenekli. Ama işte o fiziksel bazı handikaplar. Maalesef bu lig, yani bu sahalar, bu ortam Arda için çok uygun değil. Keşke Arda burada daha güçlü olsa, ona imkan verilse, birkaç sene oynayıp daha sonra gidebilse. Ama Emirhan fiziksel olarak bence daha dayanıklı, daha yaşına göre güçlü. Görüntü Ve olarak doğru. aynen öyle. Öyle görünüyor yani. Emirhan da ben... Çocuğu ne kadar kaç Hocam, maç oynatmadılar ya şu açık maçtan söyleyeyim. sonra ya. Herkes birine Ya bir... benzetir. Yani bir tane genç oyuncu gördüğünüzde, ya bunda şu ışık görüyorum, şöyle bir yetenek... Ben Emirhan'ı gördüm. Ne açık söyleyeyim ya, Gerard dedim ya. Beşiktaş'ın neden Gerard olmasın? Yani Gerard vari bir oyun görüşü, oyun... Nevzat, seninle bir görüşlerimiz iyi, biliyor musun? Tutuyor vallahi bak. Sağ olun hocam. Vallahi tutuyor. Bazı şeyleri değil, bugün belki de bilmiyorum. Yapma hocam Savaş'la da yani, var ya, şimdi biz sen kedi de köpek vurdun mu, gibiyiz. öldürdün mü, Yok öldün yok. mü anlamadım hocam. Savaş'la kedi köpek gibiyiz. Tamam mı? Hep de bana Kulağı denk çınlasın. geliyorsunuz. Yani ama şeyleri bak aynı. Ben ne diyordum biliyor musun? Şu demin bir pozisyonu gösterdi ya Emirhan'ın. Ya böyle bir şey, adam gidiyor. Bir de gol attı, attırdı falan. Ben Sefer. dedim ki ilk önce dedim bu Emirhan'ı yazarım. 10 kişi yanına yazarım dedim. Bir daha adam oynatmadılar biliyor musun? Maalesef doğru. Ya ben böyle bir şey görmüyorum. İnanamıyorum ya. Yani bu Emirhan'ın Emirhan'ı... yaptığını bak, sadece maç içerisinde çok hareket yapıyor ama birkaç ana piyano iş yapsaydı wow denilirdi. Bravo. Bu adam Emirhan ya, senin yerli malı ya. Made in Türkiye'ye. Ya bırak yerli yabancı. Ya bir şey söyleyeyim mi? Şeyi acaba Alex Teixeira'yı ne yapacaklar? Piyan için ne yapacaklar? Batshuayi ne olacak? Ve orada bir sıkıntı da Yok, var biliyor musun? onlar da onlar olmaz. Yani ben Yani. Batshuayi, Pjanic falan artık zaten tartışılıyordu. Batshuayi yaşı şey değil Teixeira'ya bir ama. şekilde kurtulacak ama Zaten Beşiktaş'ın oyuncular bence da kalmazlar zaten. Beşiktaş bir karar verecek. Güvendeği. O da Ve yine bu takımın aynen İsmail'in düşündüğü, kadroda düşündüğü Emirhan'ı isimlerden. gözün kapalı şu an 5'e 8'e satarsın. Öyle Ya düşünüyorum ben. Satuhan hayatta Ama mesela Emirhan'ı vermem. ben Beşiktaş yönetiminin, Valerian İsmail yerinde olsam, Beşiktaş'ın geleceğini ben bu genç üzerine inşa ederim. Serdar'ı da Artı İtalya'da bak istiyorlar biliyor ya, musun, Beşiktaş'ın Serdar Saatçi? Melike Zaten hangi Valerian takımda var İsmail'de ya Allah aşkına? bunu planlıyor gibi görünüyor. Az önce Fenerbahçeli gibi haber, hepsine teklif ya. Hangisi Fenerbahçe altyapısından çıkmış? Al. Ersin Fenerbahçe Beşiktaş altyapısı değil mi? Emirhan Beşiktaş altyapısı değil Rıdvan, mi? Serdar Rıdvan Saatçi, Beşiktaş altyapısı. Güven, Serdar Saatçı. Serdar Beşiktaş Güven değil. altyapısı değil mi? Güven de ama Kartal inanmıyorum. gelmiyor mu şeyden? Genç geldi Beşiktaş'a. Ümraniye'den Kartal Ümraniye'den. gelmiyor mu? Evet. Yani Beşiktaş... Bir daha da var dediler. Bir Emirhan daha var dediler. Var Bir var. Emirhan daha var, Var evet. var. Var hocam. Yani. Beşiktaş bugün rakiplerine göre bazı... Ki bence mali açıdan Ahmet Nur Çebi şey değil. Yani güçlü bir başkan. Parayı koyar, alır. Yani öyle bir sıkıntı yok. Ama şu yeni spor yasası ile beraber ben Beşiktaş'ın bugün
biraz sıkıntılı gözüken durumunun aslında önümüzdeki yıllarda Beşiktaş'ın rakiplerine göre çok avantajlı bir duruma getireceğini görüyorum. Bunu taraftar da mutlaka bilinçlidir, yani Beşiktaş taraftarı o bilinçlidir diye düşünüyorum. Ben Beşiktaş'ın bu konuda geleceğini çok parlak görüyorum, açık söyleyeyim. Hiç panik yapacak bir durum yok. Beşiktaş'ın zaten, Beşiktaş ne zamanki Fenerbahçeleşmeye, ne zamanki Galatasaraylaşmaya çalıştı. Yani Beşiktaş zengin kulübü, zengin gibi hareket edemez, etmez de. Beşiktaş'ın genlerinde bu yok. Bak, Beşiktaş'a para geldi, Negredo'ya gitti. Kimi unuttuk biliyor olmadı. Musun? Nevzat, Fatih vardı şimdi Alanya Spor'da. Fatih. Fatih Aksoy. Ya evet, mesela abi. O vardı ya. Yani hocam. Değil mi? Yani o mesela, o da çok iyi bir futbolcu bana göre. Stoper çok iyiydi. Beşiktaş'a para saadet getirmiyor. Özetlemeyelim ki Beşiktaş genlerine, fabrika ayarlarına dönüyor. Beşiktaş budur zaten. Emirhan'dır Beşiktaş. Beşiktaş Ersin'dir. Beşiktaş Rıdvan'dır. Serdar'dır. Beşiktaş Batshuayi, Pjanic değildir. Teixeira değildir. Beşiktaş'ın geleceğini ben çok parlak görüyorum. Bu keşke Dorukhan'a da vermeselerdi, biliyor musun? Genç bu, arada ya. Türk futbolunda kurtuluşu budur. Yani sadece Beşiktaş üzerinde söylemiyorum. Dorukhan'a mesela ben çok üzülmüştüm geçen sene. Yani Dorukhan başka problemler vardı. Neyse yani, ya çözeceksin yani bir yerde ya. Dorukhan gibi biraz adam. Bizim sorularına bakalım mı? Neler düşünüyorlar? Bir bakalım. Bakalım. Fatih Bey diyor ki dört büyüklerin bence şu an gündemi transfer değil, para. Evet. Fenerbahçe'nin öyle bir problemi olduğunu düşünmüyorum. Hocam size soru var. Fatih Aksoy mu, Montero? Çok güzel. Çok güzel. Kim sorduysa tebrik ediyorum onu ya. Ali Kemal Bey. Ali Kemal Bey, kutluyorum ben ya. Ya Fatih gibi adamı sen gönder. Şeyi al. Montero'yu al falan filan ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Yani olacak şeydi. Bazı şeyleri çok yanlış yapıyor. Dorukhan'ı da mesela kaybetti. Öyle veya böyle. Hüseyin Bey yazmış, Beşiktaş'a defansa tecrübeli bir isim lazım değil mi? Şimdi Vida'nın da gitmesi söz konusu, sözleşme yenilenmiyor. Tecrübeli bir isim, ya iyi bir isim. Ya bak Beşiktaş bu Şampiyonlar Ligi'ne giderken Pepe oynadı, bir de yanında birisi daha vardı, Almanya'ya verdiler, tamam mı? Marcelo Muneve vardı yani. Şey, İki tane Fransa'ya gitti de Marcelo Pepe'yle oynamadı. Pepe'yle birisi oynadı veya Marcelo... Tosic vardı. Yanında. Neyse, Tosic şu bu falan. Yani iyi stoperlerle şeye gitti. Şampiyonlar Ligi'nde bir tur atladılar. Benim hatırladığım kadar yenilmeden galiba atladılar tur. Yani en iyi grup performansı. Yani iyi şey yapmaları lazım. Vida, bak şimdi Vida, Rozier, yedikleri gol Montero. Bu üç tanesi yani saatli bomba Beşiktaş'ta. Vida'dan ben kolay vazgeçmem. Yani elinde Vida varsa yani biraz çok hatalar yapıyor beni Nevzat. Ama ya. Evet, mesela şampiyon olduğu seneler çok. Wellington'da ikisi de, Rozier'de üçü de müthiş oynadı, biliyor musun? Üçü de Allah'a var yani. Üçü de Dünya Kupası'nda mesela. Vida müthiş oynamıştı Dünya Kupası'nda. Ama bu sene ya artık yani var ya. Yani şey yapmazlar Galatasaray gibi. Taşırdı. Urra gençleşiyoruz falan demezler herhalde. Yani oraya bir iki tane tecrübeli oyuncu lazım. Ama o da çok büyük para alıyormuş galiba. 3,5 falan alıyormuş. 1,5 euro yani. 1,5'sa okey. Oğuzhan'ın gidişinden tamam, sonra. 1,5'a dön inecekse okey. Onur Bey yazmış. Oğuzhan'ın gidişinden sonra kiradan dönecek Salih Uçan değerlendirilir mi Beşiktaş'ta? Hayır. Ya hiç beklemeyin ya. Yani ne olacak şimdi, Allah aşkına ya. Şimdi canı alıyorlar Salih Uçan şeyinde. Keşke gelse Salih'te ama mesela ben Emirhan'ı çok tutuyorum ya. Emirhan'ı yani hem güçlü, kuvvetli, bir de özgüveni var adamın. Tren gibi gidiyor. Yanlış anlaşılmaz. Salih kötü oyuncu olduğu için değil. Büyük takım Fenerbahçe, Beşiktaş olmuyor. Yani daha bir alt level takımda Salih daha özgüvenle ve orada daha liderlik rolüne soyunabiliyor ama büyük takımda olmuyor. Orada beklentiler şey çok farklı. Salih bak. Salih kardeşim. Burada birisi gitsin ona söylesin. Salih var ya biraz savunma. Savunma 29-30 hocam. Neyse işte. Ya geliştirip fark etmez. Biraz daha güçlense Avrupa'da zaten her takımda oynardı ya.